Günlerden sebzeli krep. Krep için malzemeler: 2 su bardağı süt, 2 adet yumurta, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 8 kaşık un, tuz. Krebin iç harcı için 1 adet kabak, 1 adet havuç, 6 yaprak ıspanak, 1 adet kuru soğan, 5 adet mantar, tuz ve karabiber. Beşamel sos için malzemeler: 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet yumurta sarısı, yarım çay kaşığı toz muskat, tuz ve karabiber. Üzeri için 100 gram taze kaşar, 5 dal taze kekik. Şimdi sebzelerimi jülyen bir şekilde doğrayacağım. Öncelikle havuç ve kabağımı jülyen şekilde doğradım. Ardından soğanlarımı jülyen haline getirdim. Mantarlarımı da jülyen bir şekilde doğrayacağım. Ispanaklarımı da jülyen bir şekilde doğrayacağım. Wok tavamın ortasına zeytinyağını ilave ettim. İlk önce havuçlarımı soteleyeceğim. Havuçlar sert olduğu için havuçları yaklaşık 1,5-2 dakika boyunca soteledim. Üzerine kuru soğanımı ilave ettim. Soğanla havucu soteledim. Kabaklarımı ilave ettim. Mantarımı ilave ettim. Sebzelerim burada sotelenirken ben de bir taraftan hemen beşamel sosa geçiyorum. Öncelikle zeytinyağı ve tereyağımı güzelce bir tavada eriteceğim. İçerisine unumu ilave edeceğim. Unu hafif karamelize edesiye kadar kavurmaya başlayacağım. Unum kavruldu. Sütümü ilave edeceğim. Süt ve un fokur fokur kaynayasıya kadar, yani muhallebi kıvamına geldiği zaman ocağımın altını kapatacağım. Muskatımı ilave edeceğim. Tuzumu ilave ettim. Karabiber ilavesi yaptım. Beşamel sosum hazır. Sebzelerim burada sotelendi. Ispanağımı da ilave ettim. Tuzumu ilave ettim. Karabiber ilavesi yaptım. Hafiften şöyle bir çevirdim. Sebzelerin al dente olmasına lütfen özen gösteriniz. Şimdi yumurtamı sarısıyla beyazını ayıracağım. En son beşamelimin içerisine bir adet yumurtanın sarısını ilave edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi muhallebi kıvamında bir beşamel sos istiyorum. Bir taraftan bir tabağa ayırmış olduğum kaşar peynirini rendeleyeceğim. Artık krebe geçme zamanı. Yumurtalarımı bir kaba kıracağım. Güzelce çırpmaya başlayacağım. Yumurtanın içerisine sütümü ilave ettim. Hızlı bir şekilde karıştırmaya başlayacağım. Unumu ilave ettim. Süt, yumurta, un. Muhallebi kıvamına gelesiye kadar ve içinde un tanesi kalmayacak şekilde iyice çırpınız. Tuzunu ilave ettim. Şimdi krep tavasının altına hafiften bir zeytinyağı ilavesi yaptım. Tavam ısındı. Krebimi eşit bir şekilde tavanın her yerine yaymaya başladım. Krebim pişti. Şimdi beşamel sostan biraz sebze sotesinin içerisine ilave edeceğim. Beşamelli iç harcımı krebimin ortasına yerleştireceğim. Mektup katlar gibi dörde katlayacağım. İçerisine zeytinyağı ilave ettim. Üzerine beşamel sos ilavesi yapacağım. Kaşar ilavesi yapacağım. 180 derecede 10 dakika boyunca nar gibi kızartacağım. Ve nar gibi kızarmış beşamel soslu krebim hazır. Sunum zamanı. Tabağımın odak noktasına krebimi servis edeceğim. Üzerine son olarak kekik ilavesi yaptım. Afiyet olsun, kolay gelsin.